davet etmek istiyorum. Çocuk alerji immünoloji ve astım uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay geliyor. Şöyle Her evet. <laughs> Hoş geldin Ahmet. Hoş nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkürler ben de iyiyim. Çocuklarla koronavirüs enfeksiyonu hakikaten başından beri çok tartışıldı. Yani bir bakıyorsun bazı yer okulları açıyor, bazı yer okullarda hayır problem yok diyor. İsveç mesela başlangıçta hiç karantina uygulamayacağım dedi. Sonra vaka sayısı artınca dedi ki 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların okullarını ben online'a geçiyorum dedi. Yani böyle bir karışıklık var aslında. Şu çocuklarla koronavirüs nasıl seyrediyor? Bir onu anlatır mısın bize? Şimdi koronavirüs konusunda çocuklar tabii şanslı. Biz de çocuk doktor olarak şanslıyız. Doğru <laughs> Çünkü mi? şikayetler az, belirtileri az, hastalık ciddi seyretmiyor. Bunun sebebi belli aslında. Virüsün giriş yeri olan ACE2 reseptörü çocuklarda az. Hmm. Bunun dışında bu enfeksiyon geliştiği zaman ona karşı koyma, antikor oluşturma kapasitesi daha iyi, daha iyi bloke ediyor ve bunun dışında vücuda giren virüsün de vücudunda çocuklara vücudunda sitokin fırtınası dediğimiz fırtınayı oluşturma e, riski düşük. Hmm. Ondan dolayı fırtına çok olmuyor. Çünkü çocukların immün sistemi o fırtınayı oluşturacak kapasitede değil. Sen... Bu sebeplerden dolayı da evet. çocuklar tabii ki daha hafif seyrediyor. Genelde çocuklarda şikayet çok olmaz. Yani ateş Öksürük, nefes sıkışması genelde <laughs> bu tür belirtiler olmuyor. Ancak işte anne de baba da teşhis konuluyor öksürükten. Acaba çocukta var mı diye baktığımız zaman genelde teşhis koyuyoruz. Sen, sen enteresan bir şey söyledin. Dedin ki çocuklarda ACE reseptörü az. Yani virüsün evet. tutunabileceği reseptör kapı tutamaya esasında yok gibi bir şey veya çok az. O zaman çocukların mesela bulaştırılı, bulaştırıcı olma ihtimali de mi düşük? Çünkü hani virüs oraya tutunamıyorsa... Ee, daha mı düşük kalıyor bedende? Şimdi vücutta daha az kalma diye bir şey e, bu konuyla alakalı bir çalışma yok ama Aha. çocukların da bulaştırıcı özelliği fazla. Neden fazla? Hmm. Çünkü düşünün çocuğun şikayeti yok. Şimdi karşıda yetişkinde öksüren bir insana yaklaşmakta korkuyoruz. Doğru. Ama çocukta hiçbir belirti yok. Hmm. E, belirti olmayınca sorun var. Az da olsa çocukta virüs bulaştırıyor. Hmm. Çünkü çocukları biz... Türk toplumu olarak alışır, sevmeye, öpmeye, Doğru. yaklaşmaya alışır. Doğru. Doğru. Ondan dolayı da çocuklara da belirti vermediğinden çok rahat hareket ettiğimizden dolayı onların da bulaştırıcı özelliği yüksek. Bir de biliyorsunuz Türk toplumunda küçük çocuklara anneanneler, babaanneler bakar. E onların da riski daha fazla. Onların da kalp hastalığı, diyabettir veya başka kronik hastalıkları daha fazla oluyor. E bir de Çocukta da belirti olmayınca anneanne babaanne de bakarsa tabii ki bu tür problemler daha fazla olacak. Peki mesela çocuklarda e, elbette enfeksiyon çok görülüyor Ahmet. Yani işte biraz hemen ateşi çıkıyor. E, elbette bu dönemde herkesin en korktuğu şey de koronavirüs enfeksiyonu. Evet. Yani orada mesela çocuk basit bir nezle veya işte faranjit mi geçiriyor yoksa acaba koronavirüs enfeksiyonu mu? Nasıl yaklaşması gerekir anne babaların? Şimdi burada biz neye bakıyoruz? Genelde çocukta böyle bir belirti varsa, riskli teması var mı? Yani okula gidiyor mu mesela? Hı hı. Okula gidiyorsa bir risk var. Bunun dışında anne babayı öğreniyoruz. Anne babada böyle bir problem var mı? Hı. Bunun dışında bu belirtiler varsa, anne veya babada problem varsa veya riskli bir temas öyküsü varsa... O zaman tabii ki aklımıza koronavirüs gelmeli. Çünkü çocuklarda da viral Hı -hı. enfeksiyonla koronavirüsü ayırmak öyle kolay değil. Sadece belki böyle çocuklarda kan tahlilleri bize yardımcı olabiliyor. Hı -hı. Kan talihlerinde çünkü onun tipik bulguları var mı yok mu o bize belki yardımcı olabilir. Hı -hı. Bu şekilde ayırmak gerekiyor. İstersen oturalım. Tabii ki. Yavaş tabii yavaş ki. çünkü Instagram'dan da e, sorular var. Dolayısıyla onları da alırız sevgili izleyicilerimiz. Bu arada Instagram'dan sizde sorularınız varsa onları bizle paylaşabilirsiniz sevgili dostum Ahmet Hoca ile birlikte onları cevaplamaya çalışacağız. Ben her zaman çocuk doktorlarının işini zor bulurum. Çünkü siz hani hakikaten zaten hani çocuk evet ama çok farklı organizmadan bahsediyorsun. Bir de hani 0-2'ye de çocuk diyorsun. 12 2-18'e kadar 18. yani hakikaten birçok farklı yaş grubuna hitap ediyorsun aslında öyle değil mi? Evet. E, İhtap ediyoruz ama e, çocuklar da tabii ki belirtiler, tipik belirtiler nasıl yaklaşacağımızı biliyoruz. Bir de alerji hastalıklarında da risk daha da az olunca biz bu dönemde daha rahat ettik. Alerjik hastalıklarda da daha da az çocuklarda hem çocuk hem alerjik hastalık olanlarda koronavirüs olma şansı biraz daha düşüyor. Bu arada tam sen alerji dedin konuyla da ilgili hemen izleyicilerimizden bir soru gelmiş. E, diyor ki astım ve alerjisi olan çocuğum var. Covid-19 açısından riskli grupta mı? Bak ne güzel. güzel soru. Tamam, güzel ki lafının üzerine geldi soru. Şimdi herkes bunu soruyor. Yani bize o kadar geldi ki sonra astım ve alerjik hastalıklar. Şimdi astım hastalarında AC2 reseptörleri daha az deniliyor. Düşünün Hı. hem çocuklarda az bir de astım olan çocuklarda daha az. Yani astım hastalarında e, ciddi seyretme bakımından bir kere riski değil. Yani yapılan çalışmalarda astımlı olanlarda ağır geçmediği belli oldu. Yani hmm. ciddi geçmediği hmm. belli oldu. Çünkü bunlarda ACE2 reseptörleri daha az olduğu söyleniyor. Bu sebepten dolayı astımlı hastalar, alerjik hastalıklar daha az. Çünkü bunlar da bir de ezynofil dediğimiz enflamasyon da var. Ezynofillerin de koruyucu olduğu söyleniyor. Alerjik hastalıklarda hmm. ezynofiller hmm. de ön planda. Bu bakımdan alerjik hastalıkların riski daha az. Ciddi geçirme riski daha az. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Astım olsun, başka alerjik hastalıklar olsun e, belki yakalanma şansı biraz daha fazla olabiliyor. Neden? Çünkü astım hastalarda alerjik nezle de genelde beraber de oluyor ve burnu kaşınıyor. Hı hı. Gözleri kaşınıyor. E, temas edip de gözüne burnuna tabii ki kaşıma şansı yüksek oluyor. Eğer enfeksiyon da varsa hapşırıyor, etrafa yayabiliyor. Bu bakımdan kendine bulaşma ve bulaştırma şansı yüksek olduğu için bu hastalarımızın, bu çocuklarımızın kontrol altında tutulması gerekiyor. Yani astımın ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları ve kontrol altında tutulup kontrol altında enfeksiyonu yenmesi açısından immün sistemimizi kuvvetli tutmamız gerekiyor. Biz hep hani e, koronavirüs üzerinde konuşurken erişkinlerde hep şunu dedik ya, işte 65 yaşın üzerinde olması evet bir risk ama bunun yanı sıra mesela diyabeti varsa işte KOAH'ı varsa bunlar riski arttırıyor dedik. Evet. Çocuklarda böyle çalışmalar var mı? Yani ha, hani işte mesela tip 1 diyabeti olan bir çocukta risk artmış mıdır? Tabii çocuklarda e, yetişkinlerin ne göre tabii çok daha az görüldüğü için bununla alakalı çalışmalar yetişkinlere göre daha az evet. sayıda ama e doğal olarak tabii ki diyabeti olan, obezitesi olan çocuklarda diğer çocuklara göre biraz daha fazla olması beklenen bir şey hı hı. ama. Dediğim gibi bununla alakalı çalışmalar yetişkinlere göre olanlarda daha az. Vaka sayısı çok az çünkü evet, yani hakikaten vaka çocuklarda. Sahi. Genellikle biz bu aşı çalışmalarında hep şu soru oluyor ya işte ya efendim bu kadar kısa süre içinde nasıl aşı bulundu? E, en önemli nedenlerinden bir tanesi esasında vaka sayısının çok olması. Çünkü bilimsel çalışmalarda hani vaka bulma sıkıntısı çekilmedi. Evet. Değil mi? Her, her yerde var. Evet en kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> bu aşılarda da esasında bir alerjiden hani bahsedildi ya. İşte özellikle bu mRNA aşılarında yani İngiltere'de uygulanan aşılarda e, alerjiden bahsedildi. Bu konuyla ilgili senden bir yorum alalım. Şimdi, Sen bu konunun uzmanısın çünkü. Evet. Şimdi e, bu Alman aşısıyla alakalı mRNA aşısıyla alakalı böyle bir yan etki oldu. İki tane hemşire daha sonra iki tane hmm. daha sağlık personelinde böyle reaksiyon ortaya çıktı. Bunun da sebebi şu aslında aşının içinde polietilen glikol diğer adıyla makrogol denilen bir madde var. Bu madde bu aşının içinde olmasından dolayı böyle bir reaksiyon gelişti ve bu madde de genelde tablet olan ilaçlarda, ampul olan ilaçlarda birçoğu ilaçta günlük hayatta da kullandığımız, sıklıkla kullandığımız ilaçların birçoğunda da var aslında ve hmm. acil müdahale gerektiren ilaçların içinde bile var. Yani antihistaminik dediğimiz alerji ilacında bile kullandığımız tablet ilaçların bazılarında bile var. Şimdi bu sebepten dolayı da özellikle ilaç alerjisi olan yani bu madde içindeki bu madde olan ilaçlara bağlı alerjisi olanlarda çok ciddi reaksiyon yapabileceği için hmm. özellikle ilaç alerjisi olanlarda temkinli yaklaşmak gerekiyor. İlaç alerjisi var neye bağlı? Bu madde olanlarla karşı alerji gelişmişse ciddi reaksiyon. Çünkü buna öncesinde test yapmak gerekiyor. Ama bu maddenin olmayan ilaçlara bağlı alerji gelişmişse Diğer hastalardan aslında çok farklı değil ama yine de 30 dakika beklemesinde fayda var. Hmm. Çünkü genelde bu tür reaksiyonlar ilk 30 dakika içinde ortaya çıkıyor. Bir diğer nokta da gıda katkı maddelerinin içinde de bu madde olabiliyor. Yani bu aşının içindeki madde olabiliyor. Onun için özellikle gıda katkı maddesi olan e, gıdalara karşı alerjisi olanlara da temkinli yaklaşmak gerekiyor. Doğru. Şimdi şimdi e, bunları anlatırken insan şaşırıyor çünkü mesela Pence yani Amerika işte başkan yardımcısı aşısını mesela canlı yayında olduğu bildiğim kadarıyla karısıyla hani bu tür uygulamalar da oluyor ya işte bakanlar falan evet örnek olması açısından ama böyle bir alerji riskinde beraberinde getiriyor mu ne diyorsun? Yani hani sonuçta ilaç alerjin yoksa esasında güvendesin gibi hissedebilirsin herhalde. Yani Doğru mu? Yani katkı maddesi ne karşı alerji ve ilaç alerjisi İlaç alerjisi de, her ilaç alerjisinde böyle problem olacak Ol, diye bir evet. şey yok. O maddeye karşı alerjisi olan, çünkü o maddeye karşı aşı haricinde birçok ilaçlara da, da oluyor ve o ilaçlara bağlı ciddi reaksiyonlar olup ölenler hmm. var. Böyle hmm. çalışmalar doğru, var. Doğru. O madde varsa, eğer o maddeye karşı alerjisi varsa dikkatli bir test yapmak gerekiyor. Çünkü o maddenin testine bile ciddi reaksiyon gelişiyor. Doğru, doğru. Onun doğru. için... E, dikkatli yaklaşmak gerekiyor. O maddeye karşı alerji olmayanlar daha rahat olabilir. Yani astım olanlar, alerjik nezlesi olanlar karşı bu aşının yapılmasında sorun yok. Yani en önemli bu mesajımız esasında astım, alerjik nezlesi olanlar mı? yaptırabilir. Şimdi bakalım izleyicilerimizin aklında ne sorular var. Hemen bir Instagram sorusunu <laughs> ekrana getirelim. E, i̇zleyicimiz diyor ki iki buçuk yaşına gelmiş fakat hiç hastalık geçirmemiş çocuğum. Sizce sıkıntılı mıdır? Ee, bu yaşa kadar hiç mikropla savaşmayı öğrenmedi mi? O nedenle endişeliyim. Yani bu yaşa kadar geldi, hiçbir mikropla tanışmadı, hiç ciddi bir enfeksiyon geçirmedi. Acaba bu bir sıkıntı oluşturur mu? Bu bir endişe nedeni olmalı mı diye soruyor. Bence endişe nedeni olmasın. Dediğin gibi çocuklardaki virüsün giriş reseptörünün az olması hmm. ve onu bloke edecek vücudumuzda antikor yapma kapasitesinin daha iyi olması yetişkinlere göre ve e, aynı şekilde stokin fırtınasının da oluşturma kapasitesinin az olmasından dolayı bu çocukta da e, risk ciddi hastalık geçirme riski düşük. Onun hı hı. için rahat olabilir. Peki bir şey soracağım sana şimdi e, hep şu konuşulur ya işte çocukken e, biraz böyle çamurda oyna hani biraz böyle mikroplarla tanışması hani hep önerilir ya ama bazı kişilerde çocuklarını gerçekten çok steril ortamda yetiştirirler. Yani sokakta bakıyorsun bazen çocuk işte çıplak ayak dolaşıyor e, onda hakikaten böyle bazıları da sürekli böyle hani burnu akar falan böyle yani mikropların içindedir gerçekten sık hastalık geçirir bazısı da bakarsın tamamen steril ortamda adeta cam bir fanus içinde geçirilir. Herhalde denge en önemli ama senin burada açıklaman ne olacak? Yani çocukları büyütürken bu mikroplarla ilişkisi nasıl olmalı? Şimdi tabii ki mikroplarla karşılaşmak hücresel immünitemizi artırıyor, kuvvetlendiriyor. İki tane immün sistem var. Alerjiye e, eğilim yaratan immün sistem, hı hı. mikroplara karşı koruyan sistem. Eğer mikroplara koruyan koruyan sistemi kuvvetlendirirsek alerjiyi ortaya çıkaran sistem zayıflıyor. Alerjik hastalığın ortaya çıkmasını engelliyor. Ama bu koronavirüste bu hücresel immün sistemi de kuvvetlendiren özellikle BCG aşısıyla alakalı hmm. çalışmalar oldu biliyorsun. Yani verem bu, aşısı, he, değil mi? Yani bu aşı verem aşısının da immün sistemi mesela hücresel immüniteyi artırarak etki ettiğini gösteriyor. Yani e, bu şekilde immün sistemi artırmak gerekiyor. Bu da mikroplarla oluyor aslında. Çok hijyen ne kalırsak, çok hijyenle tutarsak çocuğun immün sistemini mikroplara karşı savunma sistemini biraz azaltıyoruz. Hı hı. O bakımdan normalde çok da fazla koruyucu olmamak gerekiyor ama çocuğu da tabii mikropların içine de bırakmamak gerekiyor. <laughs> Her şeyde olduğu gibi denge aslında öyle değil mi? Yani e, evet çocuğu bırak tamam mikroplarla biraz bir hafif bir tanışsın ama hani tamamen de pis ortamın içinde büyütmek kesinlikle doğru Herhalde değil yani sanki sadece mikroplar en azından şunu diye. yapabiliriz belki faydalı mikropları öldürmeyelim. Yani boşu evet. boşuna antibiyotik kullanarak vücudumuzda en azından faydalı mikropları öldürmeyelim. Doğru doğru. Ee, akıllarda olan sorulara devam ediyoruz özellikle izleyicilerimizden gelen şimdi ekrana biten de yansıtacağız. Bakalım izleyicimiz hangi konuda soru sormuş. Bebeklerde süt alerjisi ve besin alerjisi nasıl tespit edilir? Ne zamana kadar sürer? Çoklu besin alerji farkı nedir? Covid-19'dan bebeğim nasıl koruyabilirim? Üst üste sorular gelmiş. Bence ekranda kalsın bunu almayalım. Yavaş yavaş gidelim. Önce birinci soruyla başlayalım. Bebeklerde süt alerjisi ve besin alerjisi nasıl tespit edilir? Bir kere öncelikle belirtilere bakmak lazım. Belirtisi var mı? Yani Çocuğumuzda vücudunda egzaması var mı? Dudak etrafında, dilde, dudakta şişme var mı? Vücudunda kurdeşen olmuş mu? Veya kakasında sümüklenme var mı? Kakasında kan var mı? Onun dışında kusmaları var mı? İshalı olmuş mu? Bu şey, bu şekilde besin alerjisinin belirtileri varsa o zaman aklımızda tabii ki bir besin alerjisi olmalı ve incelemeliyiz. Nasıl inceliyoruz? Bu besin alerjisi de çocuklarda alerji testi yapıyoruz. Alerji testi özellikle küçük bebeklerde küçük yaşta yapılmaz diye hep halk arası söylenir. Hmm. Ama gıda alerjisi bir aylıktan itibaren yapılabilir. Bir aylıktan itibaren. Tabii tamam, bir aylıktan itibaren ben alerji yapılabilir. testi yapılabiliyor. Evet. Çünkü anne karnında zaten çocuğun alerjisi gelişmeye başlıyor. Yani diyor ki hmm. aile ben çocuğa daha bir gıda vermedim ki çocuğa diyor nasıl... Süt alerjisi olsun, besil alerjisi olsun diyor ama bilmiyor ki anne karnında annenin beslemesinden dolayı çocuğu beslemesinden dolayı alerjenler geçiyor. Daha sonra anne sütünden geçiyor. onu farkında olmuyor aileler ama bilinmeli ki anne karnında alerji başlıyor ve anne sütünden de çocuğa alerjik gıdalar annenin diyetinden etkilenerek geçiyor. o sebepten Bu çok enteresan. Dolayı. Annenin yediği şey süte geçiyor ve o bebekte alerji yapıyor, yapıyor. öyle mi? Evet. Onun için de biz zaten annelere özellikle anne üstü alan çocuklarda besin alerjisi testi koyduklarımıza anneye diyet yaptırıyoruz. Hmm. Alerji saptadığımız. Onun için çocuğun sırtından damlalarla alerji test yapıyoruz. İşte süte, yani çocuklarda en sık olan gıdaları, en sık alerjik olan gıdaları biz biliyoruz. Nedir? Süte, yumurtaya, soya ya, buğdaya, hmm. balık, deniz ürünlerine e, buğdaya yani bunlara karşı. Bir kere anne o zaman diyetinden yiymişerek. bunları çıkaracak öyle mi? Yani bir 8 gıda grubu var. Bunları genelde ne yapıyoruz? Öncelikle en sık olanlar sütle yumurta genelde hmm. sütle yumurtayı çıkarmadan başlıyoruz ama Çocuğa test Annenin yaptım. içtiği inek sütünden bahsediyorsun değil mi? Evet veya keçi sütü sütü her Sadece <laughs> evet. keşke süt olsa peyniri var bunun tereyağı hmm. var yani şeyi var margarini var ve bazen de dana etiyle de %20 çapraz reaksiyon yaptığı için dana etini de kesiyoruz mesela. Ee, ve süt ürünlerinin hepsini kesmemiz gerekiyor. Yumurta içeren gıdaları yumurta alerjisi kesmemiz gerekiyor. Ama teste ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Bir kere ciddi alerjileri yakalıyoruz teste. Şimdi aileler diyor ki teste çıkmadı hocam diyor. Hala diyet niye yapıyoruz diyor. Şimdi hmm. teste çıkmadı. O diyor ki teste çıkmamışsa ben niye diyet yapıyorum? Ama şunu unutuyor aileler. Bilinmeli ki testte tip 1 alerji dediğimiz IgE'ye bağlı alerjiler çıkar. Yani ciddi alerjiler, alerjik şoka neden olan, ciddi alerji yapan nedenler belli olur, alerjiler belli olur. Bir de ciddi alerji yapmayan, gizli alerji dediğimiz non IgE dediğimiz antikordan bağımsız doğrudan mast hücrelerini uyararak alerji yapan besinler var. Hmm. Onlar daha hafif hmm. ve daha kısa Belki geçiyor. Belki sadece cilt döküntüsüyle kendini gösteriyor. Kendisini egzama ile gösterebiliyor gösteriyor. bazen. Hmm. Bazen kakada sümükle kan olanlarda genelde non IgE'dir. Yani şu, teste çıkmaz. Şu sorunun ikinci şeyine geçmek istiyorum. Ne zamana kadar sürer? Yani besin alerjisi mesela. Şimdi bakıyoruz testi çıkmış mı? Çıkmış. Yüksekse eğer alerji testinde alerjinin seviyesi bu 7-8 yaşına kadar bile sürebiliyor. Ancak teste çıkmamış. Yani gizli alerji var. Kakada sümük var, kan var. Bunlar hmm. 9 ay hmm. 1 yaşına kadar %90'ı geçer. Çocuklarda gizli alerjimi, ciddi alerjimi pratik olarak ayırmanın bir şeyi eğer bir gıda aldıktan bir gün sonra genelde belirti veriyorsa bu gizli alerji genelde e, teste çıkmaz. Hı hı. Gıda alımından 2 saat içinde belirti veriyorsa genelde bu teste çıkar. Ve genelde kakada sümüklenme, kan yapan gıda alerjileri gizli alerjidir. Boş boşuna alerji testi yapmaya gerek yok. Evet. Ciltte belirti yoksa. Peki. Şimdi bir soru daha varmış. Onu ekrana alalım. Bu sorulara cevap verdik. Hem de diğer izleyicilerimize de fırsat verelim. Onların kafasındaki soruların cevaplarını hazır seni bulmuşken alalım. Kızıma saman nezlesi teşhisi kondu. Koronavirüs olma olasılığı nedir? Evet yani herhalde en sık annelerin kafasındaki sorulardan bir tanesi budur. Şimdi alerjik nezle. Alerjik nezlelerde bir kere çocuğumuzun alerjik nezle belirtilerini kontrol altına alalım. Yani hapşırmasın, burnu kaşınmasın, burnu tıkanmasın, eli durmadan burnuna gitmesin ki etraftan bulaştırmasın. Çünkü otobüse biniyor, tutunuyor, e, burnu kaşınıyor, eline de rahat götürüyor. Onun için kontrol altına almamız gerekiyor ama ciddi alerjik, ciddi koronavirüs hastalığı geçirme riski düşük. Neden? Bunlar da alerjik hastalarda virüsün giriş reseptörleri sayısı az. Hı hı. Ondan dolayı daha az bulaşıyor ve yapılan çalışmalarda alerjik hastalıklarda fazla olmadığı ciddi belirtiler gelişmediği ortaya çıktı. Onun için rahat olsunlar. Sadece kontrol altında tutsunlar. Hı hı. Onun için ilaçlarını düzgün kullansınlar. Çünkü eozinofiller alerjide genelde eozinofiller ön plandadır. Eozinofillerde de Ezinefiller de koronavirüs hastalığından koruyucu bir faktör. O da bir koruyucu faktör. Onun için alerjik hastalıklar rahat etsin. Yani ciddi hastalık geçirme riskleri diğer çocuklardan e, farklı değil. Belki daha az. Onun için o rahat olsun. O zaman olsunlar. şeyi yapalım mı? Yani e, alerjik bünyeli çocuklarda anne babalar büyütürken nelere dikkat etmeli? Onu bir toparlayalım mı? Şimdi alerjik bünyeli olan çocuklarda koronavirüs açısından mı? Yok genel anlamda. Genel yani sağlıklı çocuk büyütmek açısından. Evet. Şimdi anne baba alerjik. Evet. Çocukta alerji risk açısından mı? Evet. Ne yapalım? Bir kere eğer İstanbul'da yaşıyorsak, yani deniz kenarı olan bir şehirde yaşıyorsak, nem varsa o zaman ev tozu mite'larına karşı önlem alsınlar. Ne hmm. yapsınlar? Çocuğun odasında halı, kilim olmasın. Hmm. Çarşaflar 60 derecede yıkansın, ütülensin. Kokusuz ürünler kullansınlar çünkü koku da çocuğu etkiliyor. Temizlik ürünlerini kokusuz sessinler. Bunun dışında eğer evcil hayvan beslemek istiyorlarsa doğumdan önce ev, evcil hayvanı alsınlar. Çünkü doğumdan sonra evcil hayvan alınırsa çocuğun alerjik olma kapasitesi daha yüksek oluyor. Hmm. Onun için eve evcil hayvan alacaksak da doğumdan çocuğu, çocuğu doğurmadan önce... Eve, evcil hayvanı alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu enteresanmış ben bilmiyordum. ya yani. doğmadan evet. önce alırsan doğmadan önce daha, olur daha olur yani. düşük oluyor öyle evet. mi? Onun için bir en azından hayvan besleyerek en azından bir antrenman da yapalım. Yani <laughs> acaba bir hayvanın şeyini alabiliyor muyuz ya sorumluluğunu ki çünkü çocuğun sorumluluğu çok daha fazla. Evet kesinlikle öyle. Ee, bakalım bir sorumuz daha varmış Instagram'dan bize gelen. Ne soruyorlar Ahmet Hocam size? Benim bebeğim ee, bunu çok iyi okuyamıyorum o yüzden şöyle döneceğim. Benim bebeğim 25 artı 5'te doğdu. İleri derecede prematüre şu an RSV aşısı da vuruluyoruz. Biz koronavirüs aşısı olursak bebeğimi nasıl koruyabilirim? Şimdi bebeği tabii korumak için ne yapmak gerekiyor? Anne sütünü, anne sütünü yine e, belki koronavirüs aktif döneminde ara vermek faydalı olabilir. Çünkü... Anne de eğer koronavirüs olursa çocuğa geçme potansiyeli yüksek oluyor. Ama hmm. e, bu tür çocuklarda eğer ağır akciğer enfeksiyonu yoksa, immün sisteminde problem yoksa, yine çok ağır geçmeyebilir. Ama parametrelerin tabii doğal olarak, parametren erken doğan çocukların immün sistemi diğer çocuklara göre biraz daha zayıf oluyor. Hmm. Onun için. Daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Doğru. Bir sonraki soruyu da alalım mı? Ee, Instagram üzerinden gelen sorular devam ediyor Ahmet Hocam sizin. Daha önce yurt dışında yaşadığımız için orada doğan kızım verem aşısı olmadı. Koronadan dolayı kalabalık ortamlara girmekten çekindiğim için henüz aşısını yaptırmadım. Verem aşısı için acele etmeli miyim? Keşke yaşını da yazsaydınız. Daha Şimdi Daha da iyi olurdu. Tabii ki BCG enfeksiyonu hem e, bu koronavirüse karşı koruma açısından da immün sistemi kuvvetlendiren bir aşı aslında, hem de tabii e, risk açısından önlemesi önemli ama artık e, çok fazla ortalıkta dolaşmıyoruz, hmm. biraz izoleyiz, karantinadayız aslında. Yani verem hastalığına yakalanma riski de biraz düşük. Benim anladığım yani toplu ortamlara gidip de aşıyı yaptırmak için insanlarla temas etmek istemiyor. Bu sebepten dolayı yani teması biraz diğer insanlarla teması en aza indirdiğimiz için belki bu aşılar da biraz caygınlaştıktan sonra da yaptırılabilir. Çünkü çocuklarda zaten ağır geçen bir koronavirüs hastalığı genelde olmuyor. Ölümcül çok olmuyor. O sebepten dolayı beklenebileceğini düşünüyorum ben bebeklerde konuştuk. Evet sütten benim o arada aklıma şey sorusu geldi. Mesela anne sütüne karşı alerji gelişebilir mi? Ya anne sütüne karşı derken şunu kastediyorum Annenin yem, yiyecekleriyle ilişkili değil de. Hani direkt hakikaten anne sütü alerjen olabilir mi? Olmuyor. Yani bununla alakalı sorun yok. Annenin beslenmesiyle etkilenen alerji oluyor. Yoksa anne sütüne karşı alerji genelde olmuyor. Hı <laughs> hı. Onun için yediği gıdalardan etkilenen alerji oluyor. Sen çünkü dedin ki yani en çok esasında süt ve süt ürünleri alerjisi evet. oluyor. Evet. Bebeklerde konuştuk ama mesela bu 5-6 yaşına kadar hiç belirti vermezken mesela 5-6 yaşında veya 10 yaşında ortaya çıkabilir mi bu alerji? Ha, Bu da çok güzel bir soru. Bir kere 5-6 yaşına kadar alerjisi olmayanlarda süt alerjisi çıkmaz. yumurta hı hı. çıkmaz genelde. Hı soya çıkmaz. Buğday çıkmaz. Ama ne çıkabilir? Kuru yemiş ve deniz ürünlerine alerji çıkabilir. Hı. Çünkü bunları çok tüketmeyebiliriz. Anne tüketmemiş. Yani vücudumuz temas etmemiş olabilir. Hı. Yeterince temas etmemiş olabilir. Ondan dolayı çıkmayabiliyor. On, i̇leriki yaşlarda çıkanlar genelde kuru yemiş alerjileri, deniz ürünleri, balık bu tür şeyler çıkabiliyor. Ama süt ve yumurta, buğday, soya bunlar bizim beslenme alışkanlığımızda çok sık tükettiğimiz için yani bir kişiye antipatiniz diyelim gelişecekse yani 1-2 yıl içinde gelişiyor. Daha sonra 5 evet, yıl diyorsun. Arkadaş diyor. beş 5 sene sonra antipati gelişme olasılığı son derece evet. düşük. Evet. Bu gibi. Anladım. Çok teşekkür. Ederim. Bir sorumuz daha varmış. Vaktimiz de çok azaldı ama e, atlamak da istemiyorum gelen soruları. Havale geçiren oğlum için 6 yaşına kadar alerji ilaçları kullanamaz dedi doktor. Alerji olursa bu durumda nasıl tedavi edilir diyor çok kısa hemen. E, bu da bir güzel cevap bir soru. Alalım. Güzel soru. Biz ne yapıyoruz? Havaleyi tetiklemeyen ilaçlarla tedavi ediyoruz onları. Tabii ki antihistaminiklerden bahsediyor. Antihistaminikleri mümkün olduğu kadar önermiyoruz. Çünkü Hı -hı. antihistaminikler havale eşiğini art şey yapıyor, düşürüyor. Hı -hı. Daha kolay havale yaptığı için genelde onları önermiyoruz. Ama farklı bir şekilde e, alerji olursa da e, endişe tedavisi etmeye var. gerek yok evet. tedavisi tedavisi Var yani bu evet. durumda değil mi? Evet. Peki son olarak bu dönemde çocuklarımızın sağlığı açısından bize önerilerin nelerdir? Bir Şimdi, dakikada toparlayalım. Mümkün olduğu kadar e, çocuklarımızı izole edelim e, ve e, anne anneannelerin babaannelerin bakımını sağlamaları için anneannelere babaannelere yüklenmeyelim. <laughs> e, çünkü onlar riskli. Çocuklar taşıyıcı olabiliyor. Ve çocukların Hastalığı hastalık konusunda çok endişelenmesinler ama mümkün olduğu kadar eğer evde bakılabiliyorsak da okula göndermemeye gayret gösterelim bu dönemde. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet değerli vakti bize ayırdığın için tekrar tekrar seni konuk etmek bizim için büyük çok bir onur olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet